Evet, hoş geldiniz Herhalde. hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bugün teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Katılan herkese selamlayalım. Biz aramızda konuşuyoruz. Bazen herkese merhaba demeyi unutuyoruz. Merhaba demiş olalım katılanlara Merhabalar, da. hoş geldiniz. Belirsiz bir gelecek için yaratıcı çocuklar dedik. Evet. Gelecek belirsiz mi hakikaten? Yani acaba tahmin edebilir miyiz, yoksa aslında bu çocukların yaratacağı bir şey mi olacak o gelecek? Ne dersiniz? Yani belirsiz tahminle edebiliyoruz ama tahminlerimiz doğru mu tutacak onu da bilmiyoruz tabii. Bunun için belirsiz diyoruz galiba. Gelecekle ilgili hepimiz bir şeyler tahmin ediyoruz. Önümüzdeki zamanlarda, yıllarda karşılaşacağımız şeylere karşı bazı tahminlerimiz var tabii. Ama herkes kafasında farklı bir şey canlandırıyor. İşte belirsizlik galiba burada belli oluyor. Yani gerçekten net olarak neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz ve tahminlerle hareket ettiğimiz için belirsizliğin tanımı burada değişiyor galiba. Bu durumda belirsiz oluyor çünkü emin değiliz yani. Emin olduğumuz şeyler sanki bizim kafamızda daha net ve belirli işte sınırları çizilmiş şeyler gibi geliyor. Yani ben Burada buyurun. kuşak durumu sanki söz konusu. Yani mesela diyelim ki kendi kuşağımız için biz bir gelecek şey yapıyoruz, tahminliyoruz vesaire, ama aslında makul bir süre ilerlediğimiz zaman o kuşak olmayacak. Yeni bir kuşak dünyada Evet. yaşıyor olacak. O yüzden hani çocuklarımızın geleceğini aslında daha çok çocuklarımızın kendi yaklaşımları, tavırları, yaratıcılıkları Belirleyecek. belirleyecek. Biraz da o yüzden aslında gelecek onların geleceği. Yani Evet. ya nasıl bunu yaratacaklar, bizim onları soktuğumuz kalıpla bizim dünyamıza göre mi yaşayacaklar? Yoksa böyle zaten çeşitli ergenlik dönemleri var ya, daha bebeklikte bile böyle bir terk durumları olabiliyor. İşte ondan sonra ergenlikte daha belirgin bir şekilde bu oluşuyor. Yani çocuklarda böyle bir önce bir şey var sanki, bir itaat, öğrenme, takip etme. Ondan sonra orada biraz yetkinliğe ulaştığı zaman bir bağımsızlaşıyor. Yani kendi hesabına, kitabına, kendi zevkine, keyfine göre hareket etme durumu oluşuyor. Sanki böyle kendi geleceklerini belirlemek konusunda genetik olarak da kodlanmış gibiler. Yani mevcutla devam etmemek, aksine kendi yolunu tayin etmekle ilgili bir önden eğilim var gibi gözüküyor. Biz Yani. çocuklarda acaba bu yaratıcılığa engel mi oluyoruz, onu destekliyor muyuz? Yani engel olmalı mıyız, bunu bir sınırlama içerisine mi sokmalıyız, yoksa aslında destek olmamız mı gerekiyor? Yaratıcılık iyi bir şey mi çocukta? Ne dersiniz buna? Yani yaratıcılığa nereden baktığımıza bağlı tabii. Şimdi aslında yani her kavramla ilgili bizlerin kafası çok net değil bana göre. Kavramlar arasında aslında böyle bir genel kavram sözlüğü olsa hepimiz için çok daha iyi olacak belki. Çünkü kiminle konuşursan o kavramın içini başka türlü dolduruyor ve ona göre bir anlam yüklüyor. Ona göre yorumluyor ve ona göre bir bakış açısı kazanıyor. Bana göre aslında yaratıcılık yani bu konu tabii bizlerin konuları, çocuklardaki yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz üzerine çok hitap ettiğimiz yaş grubu itibariyle çok kafa yoruyoruz, düşünüyoruz. Bana göre gördüğüm kadarıyla özellikle bizim hitap ettiğimiz ilköğretim grubu ya da yaş grubunda yaratıcılığı aslında şöyle düşünmek lazım. Birbirinden bağımsız şeyleri arasında farklı ve yeni kombinasyonlar kurabilme kabiliyeti. Sanki en doğru tanımı bu gibi geliyor. Yani o farklı kombinasyonu kurup daha önce düşünülmemiş ya da kendinin ya da hani yaygın olarak bilinen bağların dışında farklı bağlar kurup o bağlarla yeni bir şey ortaya koyabilmek, yeni bir düşünce olabilir, bir ürün olabilir, ne bileyim bir anlatım olabilir, yeni bir şey ortaya koyabilmek. Yani yaratıcılığın bana en yakın tanımı bu geliyor. Ama birçok tanım var tabii yaratıcılıkla ilgili. Fakat o kavramın içini nasıl dolduracağız? Aslında biraz onu konuşmak lazım galiba. Çocukta tabii yaratıcılığı desteklemek lazım. Ama yarattığımız şeylerin sonuçları ne olacak? Ona göre bir kestirimde bulunarak da nasıl destekleyeceğimize karar vermek lazım. Yani Tanımdan da yaratıcı bağımsız olsun olarak. ama çok da yaratıcı olmasın. Çok Mesela yangın yaratmasın. yaratıcı.
Ha, evet, yani bu bir yaratıcılıksa mesela, hayata kastedecek bir faaliyeti yaratıcılık olarak değerlendirmemek lazım elbette. Dolayısıyla hani tanımlar bizi şeylere sürüklüyor, faaliyetlere sürüklüyor aslında bakarsanız. Genelde yaratıcılık aslında sanatla ilgili bir şey olarak düşünülür. Bağ olarak düşünülür. Yani işte ne kadar güzel bir resim yaptığından tutun da işte ne Legolardan ne kadar güzel bir şekil çıkardığına kadar günlük yaşamın dışında genellikle bu tür faaliyetlerin ne kadar farklı ve değişik biçimlerde üretildiğiyle alakalı düşünürüz yaratıcılığı. Ama aslında yaratıcılık hayatımızın her alanında olmalı. Özellikle günlük yaşamda olmalı. Mesela ya patlıcan reçeli çok büyük bir yaratıcılık örneği bence. Ya bunu ilk kim düşündü? İlk kim düşündü bilmiyorum ama patlıcan gibi bir sebzenin tatlı ve hani tad alma duyumuza bu şekilde hitap edebileceğini düşünmek büyük bir yaratıcılık örneği diye düşünüyorum aslında. Yani bunu aslında hayatımızın her alanına şey yapabiliriz, entegre edebiliriz. Sadece akademik başarıyla ya da sanatsal müzik alanındaki, resim alanındaki, spor alanındaki başarıyla değil ama günlük yaşamın içerisinde dahil etmek lazım. Bir şeyden farklı şeyler çıkarmak, başka başka bağlantılar kurmak, yeni bir şey, o bağlantılarla yeni bir şey üretmek aslında bizim için yaratıcılık tanımı diye düşünüyorum. Şu aşamada öyle düşünüyorum. Sonradan nasıl düşünürüz bakalım. Çok ilginç bir örneği, yani bununla bağlantı kurabiliriz diye düşünüyorum. Çok yakın bir arkadaşım, çocuğuyla beraber, ilkokulda kızı, göz doktoruna gidiyor. İşte muayene oluyorlar, reçete yazılıyor vesaire. Sonra çıkışta sohbet ediyor, hani meslekler bilgilendirmek, yönlendirmek falan açısından. Bak diyor, ne güzel değil mi göz doktoru, işte muayenesi var, gidiyoruz muayene oluyoruz falan filan. Nasıl, hani ileride düşünebileceğim bir şey olur mu, ne dersin falan. Diyor ki, ya olur mu baba, diyor, böyle sıkıcı bir iş olur mu yani, oturuyor sabahtan akşama kadar dışarıya falan çıkmadan, böyle insanlar geliyor gidiyor kapalı bir yerde falan. Hani baktığımız zaman aslında kendi öğretilmiş kalıplarımızda onu güzel bir iş olarak düşünüyoruz. Ama aslında insan doğasına aykırı, yani kapalı kalıp bir yerde, tabii bu sadece o göz doktoru için değil, şu anki işlerimizin pek çoğu bu şekilde aslında. Yani uzun saatlerimizi kapalı olarak bir yerde geçiriyoruz. Bunu da çok şey, yani böyle doğal, kabul edilebilir, hatta imrenilen bir şey falan gibi görüyoruz. Ama aslında bir yaratıcı bir bakışla, taze bir bakış açısıyla, o bağlantılarla baktığınız zaman bu aslında çok da böyle insanın temel özelliklerini çok tatmin edecek bir şey değil. O kadar kapalı bir şekilde kalmak. İşte orada biraz şey düşünüyorum, yani çocukta zaten yaratıcılık belirli ölçüde var. Biz bir yandan yeni kalıplar muhakeme etme, bağlantılar kurma falan öğretmemiz gereken yönler var, geliştirmemiz gereken yönler var. Ama bir yandan da onda zaten taze bir bakış açısı var. Onu da köreltmemek gerekiyor. Ne Tabii. gibi teknikler kullanabiliriz böyle, hem bir yandan o yeteneği geliştirmesini sağlamak ama bir yandan da kendi doğal orijinalliğini, o çocuk yaratıcılığını korumasını sağlayabilecek nasıl yöntemler olabilir? Aslında anne babanın bunu destekleyebileceği çok fazla şey var. Yine aslında yine anne babalarda görüyorum çok yaratıcı, çocuklara ilham veren çok fazla faaliyet yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan da faaliyete boğuluyor çocuklar. Bunun da olumsuz bir etkisi olabilir diye de düşünüyorum ilerleyen zamanlarda aslında ama biraz şöyle bakmak lazım. Şimdi ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir yandan yani herkesin böyle bir yaratıcı kabiliyetiyle doğduğuna, bunun bir rezerv halinde herkeste bulunduğuna inanıyorum aslında ama öyle örnekler görüyoruz ki bizler çok çocukların içinde olduğumuz için farklı farklı birçok örneğe şahit oluyoruz. Öyle örnekler görüyorum ki o çocukta hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yani o rezerv zaten parlamış bir şekilde ve işleyen bir şekilde Taşıyor zaten. çocukta bulunuyor. Taşıyor, evet. Yani çocukta o yaratıcılık taşıyor ve hatta şöyle şeylerle çok karşılaştık. Yani ne yaptınız? Bu çocukta nelere vesile oldunuz falan diye sorduğumuzda vallahi hocam biz hiçbir şey yapmadık. Bu çocuk doğuştan böyleydi diyen çok anne baba ile karşılaşıyorum. Yani belki farkında olmadan ya da yaşam şartlarının içerisinde o çocuk bir şeyden, bir büyüğünden, etrafındaki bir örnekten ya da evin içerisindeki bir yaşam biçiminden etkileniyor olabilir tabii ama bunu anne baba tespit edemiyor. Ya da gerçekten çocuk yani gifted olarak geliyor olabilir. Yani
Bu sefer de ben hatırlayamadım Türkçesini. Veri olarak geliyor olabilir belki. Doğuştan yetenekli. Evet. Evet, doğuştan yetenekli olarak geliyor olabilir. Bazısı da gerçekten bu rezervin hiç farkında olmayarak talihsiz, yalnızca talimatla yaşayan, işte hani ne veriliyorsa onunla hareket eden bir şekilde yaşıyor da olabilir. Şimdi bizim o verili çocuklardaki yaratıcılığı tetiklemek için aslında yapacağımız çok fazla bir şey yok. O bir kenarda dursun. Ama biz o yaratıcılığı görmediğimiz... Dururken ben bir de şunu sorayım. Bu IQ ile, yani bizim hani IQ dediğimiz daha çok akademik ve matematik başarıyı, kavramsal matematik başarıyı ölçüyor ya. Bu yaratıcılık onunla her zaman paralel de olmayabiliyor değil mi? Yani hani IQ'su yüksek Evet. olanlarda da çıkabiliyor, daha düşük olanlarda da çıkabiliyor. Ondan Evet. biraz bağımsız bir şey. Ondan bağımsız olduğuna inanıyoruz. Tabii her seferinde yeni araştırmalar çıkıyor ve sürekli bir fikir değişikliği olabiliyor. Yani bilimsel ilerleyiş de zaten yanlışlım hale gidiyor biliyorsunuz. Ama zaten hani günümüzdeki o da ayrı bir başlık. IQ testlerinin neyi ne kadar ölçtüğü ve ne kadar bilgi verdiği bize çocukla ilgili o bambaşka bir başlık zaten. Güvenirliği ve geçerliliği çok sorgulanan şeyler. Ama hani işte akademik başarıyla ya da IQ'yla paralel olarak gitmesi gerekmeyen bir şey bu. Birleştirebilen çocuklar da var ama tamamen farklı yönde ilerleyebilen çocuklarla da karşılaşıyoruz. Akademik olarak gerçekten çok ilgili ve çok dikkatli olmayıp ama yaratıcı yönü çok kuvvetli olan ve o çocuğun içerisinden inanılmaz zengin bir dünya çıkartabildiğiniz çocuklar da olabiliyor. Ama neler yapılabilir? Yani yaratıcılığını geliştirmek için çocuğumuzun daha yaratıcı bir dünya ya da gelecek sunabilmek için neler yapılabilir? Bir kere çocuğa ilk başta bir hep örnek olmak lazım diyorum ama bugün onu demeyeceğim. O yine her zaman aklımızın bir kenarında bulunsun. Ama zengin bir yaşam deneyimi sunmak lazım bence. Bu zenginlikten kastım ne? Çeşit açısından zengin. Yani çocuğu yaşam tecrübelerinin içerisinde gezdirmek, değişik ortamların içerisinde yaşatmak, o ortamları batırıp batırıp çıkarmak lazım. Bu nasıl olabilir? Bunun çok imkanla, işte ne bileyim maddi şeyle falan çok alakası, doğrudan alakası olduğunu düşünmüyorum. Biliyorsunuz zihnimiz, beynimiz bağlantılarla çalışıyor. Bana göre yaratıcılığı geliştiren en büyük şey beynimizdeki bağlantıların çokluğu ve çeşitliliği. Ne kadar çok çeşitli bağlantı kurabiliyorsak bir bilgiyle ilgili, bir konuyla ilgili beynimizde, ne kadar farklı yönlerden bakıp düşünebiliyorsak o kadar çok yaratıcı düşünebilme, yaratıcılığımızı geliştirebilme imkanımız artıyor demektir. Yani bir çocuğun hayatı yalnızca okul, park ve ev olmamalı. O çocuğun hayatında birçok farklı yaşam deneyimi tecrübe etmiş olacağı zamanlar olmalı. Mesela bunlar neler olabilir? Bir kere sanatla ilgisi olabilmeli. Sporla ilgisi olabilmeli ama bunların profesyonel olması olarak olması gerekmez. Mutlaka bir bu faaliyetleri içeren bir şeyin içerisinde olmalı. İşte ne bileyim anne babanın o yaşam deneyimi sunabilecekleri birçok ortam olabilir. Doğanın içerisinde olmalı, bir müze gezisi yapıyor olabilmeli. Ne bileyim farklı mimari yapıları oturduğu yerden de olsa, internet ortamından da olsa mesela. İşte ne bileyim dünyadaki bina çeşitleri nasıldır bunu gösteriyor olabilmeli anne baba. Ya da bir hiç görmedikleri, tanımadıkları kültürleri deneyimleme, yani gezebilme şansı olabilmeli. Gezemiyorsa işte bunların belgeselini ya da internetten bilgilerini öğrenebilme şansı olabilmeli. Yani ne kadar çok çeşitlilik sunabilirse hayatla ilgili anne baba bir kere çocuğun zihninde kurabileceği bağlantılar ve zihinsel algısı, dünyaya bakış açısı o kadar gelişecektir diye düşünüyorum. Bir araya gireceksin zannederim. Burada yani bunun unsurlarını düşünecek olursak bunu sağlamayla ilgili, yani bazı velilerimiz şimdi imkanları düşünmeye başlamış olabilir arada söylediğimiz, evet. Ama tekrar onu vurgulayalım. Yani üç tane temel olayı düşünecek olursak burada bir maddi imkan, yani bununla ilgili harcayabilme potansiyeli. İkincisi zaman ayırabilmek, ayırdığımız zaman. Üçüncüsü o zamanın kalitesi. Bunlara baktığımız zaman hangilerinin önemi nasıl sizce? Yani hani bana şey gibi geliyor, zaman ayırmak ama zaman ayırırken de kaliteli, hedefe uygun, imkanları iyi değerlendiren bir zaman ayırmak burada kritik gibi gözüküyor.
Evet, Yoksa tabii. Yani hani harcanan para eğer kaliteli bir zaman oluşturulmuyorsa hiçbir işe yaramayabilir. Yani büyük paralar harcandığı halde bir sonuç almama durumu da olabilir. Ama öte yandan eğer kaliteli zaman harcanıyorsa çok büyük bütçeler olmadan da çocuğa katkılar yüksek olabilir gibi görüyorum. Ne dersiniz? Burada yani bunlar mıdır? Bu sıralama doğru mudur? Yoksa başka bir unsur var mı dikkate almak gereken? Bence çok doğru bir sıralama. Bir kere zaman her şeyden kıymetli çocuklar için. Anne babayla geçirecekleri zamanlar her şeyden kıymetli çocuklar için. Ama burada ailelerin hani her türlü maddi imkanı bir araya getirerek oluşturması gerekliliği yok. Şimdi içinde bulunduğumuz imkanlar o kadar fazla ki, yani standart bir yaşam süren bir aile bile çocuğuna birçok farklı deneyim sunabilir. Bunu illa bir yere götürüp bir eğitim aldırmaktan bahsetmiyorum. Yani anlattığım şeyler bunlar değildi. Aileyle birlikte, temel olarak ailenin yapacaklarını konuştuğumuz için aileyle birlikte farklı yaşam deneyimlerine şahit olmak lazım. Yani bunu bir konsere gitmekten tutabilirsiniz. Farklı farklı müzikleri bir beraberce dinlemekten devam ettirebilirsiniz. Yani ne bileyim, bir gün oturun evinizde 10 dakika mı ayırabiliyorsunuz? 15 dakika mı ayırabiliyorsunuz çocuğunuzu? Ama orada doğrudan çocukla temas etmeye, doğrudan çocukla iletişim halinde olmaya gayret etmek lazım. Yani çocuk elinde tablette bir şey yapıyorsa, anne baba orada bir yerde işini halletmeye çalışıyorsa ve orada beraber vakit geçirdiklerini düşünüyorlarsa, bu bahsettiğimiz şey o değil zaten. Doğrudan etkileşimli olarak vakit geçirmek, anlatmaya çalıştığım şey. Zaten kaliteli zamandan kastımız da bu. Hepimiz çok yoğun şartlar altında yaşıyoruz. Yani gerçekten hayat hepimizi zorluyor ve zaman ayırmak istediğimiz birçok şey istediğimiz kadar vakit ayıramayabiliyoruz. Ama burada her zaman söylediğimiz gibi çocukla iletişim kurarak bu hayat biçimimizi anlatıp, ama o kaliteli zamanları derin ve doya doya, yani böyle şey dozlarda, hap gibi dozlarda geçirirsek, o zaman çocuğun bu zamandan elde ettiği kazanım, etkileşim, tatmin duygusu daha yüksek olacaktır. Ne yapabilirsiniz? Bir tane ne bileyim, bir sanat müziği şarkısını birlikte dinleyin. Sevip sevmediğinizi, bu müziği beğenip beğenmediğinizi tartışın. Arkasından bir metal müzik dinleyin, bunu tartışın. Ne bileyim, bir klasik müzik dinleyin, bunun ruhunuza nasıl geldiğini tartışın ve söz söyleyin. Ne kadar çok söz söylersek, kelime duymasını sağlarsak, farklı kelimeleri günlük yaşamımızda, dilimizde kullanırsak, o kadar çok çocuğumuzun düşünebilme zenginliğini arttırmış oluruz. Çünkü hep konuştuğumuz gibi biz kelimeler vasıtasıyla iletişim kuruyoruz ve kelimeler vasıtasıyla düşünüyoruz. Sadece simgelerle, kavramlarla değil, kelimeler bizim düşünmemiz için çok büyük bir araç. Dolayısıyla bu yaşam zenginliğinin içerisinde kelime zenginliğini de katarak çocuğumuzun düşünme çerçevesini genişletebiliriz. Sadece maddi olanaklar, yani maddi olanakları dert etmek biraz bu işin bahane kısmı gibi geliyor bana. Bahane aramak için de acaba şunun bir etkisi oluyor mu? Hani biraz eldivensiz konuşacak olursak burada, hem öğretmenler, okullar, hem de veliler açısından düşünecek olursak, bir çocuk daha yaratıcı hale geldiği zaman aslında temel olarak zaman konusunda daha talepkar olacaktır. Yani harcama falan yönü de olabilir işin, ama daha çok zaman konusunda talepkar olacaktır. Çünkü daha çok soru sorar. Hani öğrendiği, tabii, fark ettiği şeyler, ona göre düşündüğü şeyler falan filan. Dolayısıyla daha çok zamanımızı ister. Acaba bir yandan şunu yapıyor olabilir miyiz? Öğretmenler ve veliler, anne babalar olarak. Hani çocuğa sözlü şey söylüyoruz, işte yaratıcı olması için bir takım aktiviteler yapıyoruz, arada teşvik ediyoruz falan, ama genel davranış olarak, hani bunun sonucunda çocuk daha çok soru sorduğunda, bir şeyleri denemek istediğinde, başka bir şeylerle daha uğraşmak istediğinde, bu sefer davranış olarak oralarda ona ket vurma, engel olma ya da sorularını cevaplamama ya da tersleme yerine göre, hani buradaki o bilinçli niyetimizle, hani bilinçli niyet olarak çocukta yaratıcılık oluşturmak istiyoruz. Ama bilinçsiz olarak onun maliyetlerine, bu zaman maliyetlerine katlanmamaktan dolayı örtülü mesajlarla, beden dilimizle, hal dilimizle çocuğu aslında yaratıcı olmamaya da teşvik ediyor olabilir miyiz acaba? Yani olabiliriz tabii, ama şimdi bu tür yorumlar yapıldığında bu sefer aileleri çok çözümsüz ve çaresiz bırakmış oluyoruz.
aslında bakarsanız. Çok doğru şeyler söylüyorsunuz ama bu sefer sanki bütün yük ailelerin ve aile davranışlarının üzerinden gidiyor ve çocuklara işte hep hani hep bizim yüzümüzden oluyor, hep bizim yüzümüzden oluyor gibi bir algıya sevk ediyor anne babayı. Burada benim anne babaya önerim şu. Yani tabii ki sonsuz bir anlayış, sonsuz bir şefkat göstermesini anne babayı keşke çok güzel olur ama bekleyemeyiz. Çünkü yaşam şartları buna el vermiyor, müsaade etmiyor. Çocuk işte siz kısıtlarımız var. Siz telefonla konuşurken çocuk sizin yakanızdan, paçanızdan çekiştiriyor. Anne bir bak, anne bir bak. Yani ona o esnada müsaade edemeyebilirsiniz. Bunlar yaşamın getirdiği şeyler ama benim hep söylediğim şey çocuğumuza karşı açık ve dürüst olup kısıtlarımızı anlatabilmek. Önden anlatırsanız eğer kısıtlarınızı ve buna alıştırırsanız çocuklarınızı, o zaman bir süre sonra hangi durumlarda anlayış göstermesi gerektiğini, hangi durumlarda da müsaitlik hallerinizin olacağını anlayabilecek zihinsel yapıyı verebilirsiniz. Ama bu konuda çocuğu eğitmek gerekir. Yani çocuğunuza o kısıtlarınızı öğretmek, anlatmak ve sonrasında verdiğiniz sözlere, taahhütlere uymak gerekir. Ne demek istiyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim mesela en çok evde şu anda zorlanılan konulardan bir tanesi o galiba. Anne baba online çalışırken çocuk yakasından, kocasından çekiştirirken. Bunu birçok insan yaşıyor evdesin, galiba. Evdeyken benimle ilgilenebilmek ama durum değişti. Evet. Anlam olabiliyor tabii. Evet, yani onu anlatmak gerekiyor. Ama işim var, şu an seninle ilgilenemem, işim var demek çocuk için bir çözüm değil. Siz onu işim var diye gönderdiğiniz 10 dakika sonra tekrar yanınıza gelecek. Çünkü işinizin bitip bitmediğiyle ilgili bir fikri yok kafasında. Önceden o çerçeveyi çizmek lazım. Yani bak şöyle olduğunda, yani çok küçükse, işte güneş battığında mesela, atıyorum bunları. Ya da hani biraz daha yetişkinse, saat okuyabiliyorsa, şu saate kadar benim sorumluluklarım var ve bunları yetiştirmem gerekiyor ama şu saatten sonra sana söz veriyorum. Bu istediklerin hepsini beraber yapabilecek vakit bulacağız. O sözü verdikten sonra ne olursa olsun onu yapmanız gerekir. İkinci bir topa girme şansınız olmaz o zaman. Yani eğer o sözü tutmazsanız inandırıcılığınız ve güvenilirliğiniz sarsılır ve bir dahaki sefere siz bu çizgiyi çizdiğinizde, sınırı çizdiğinizde anlayışlı bir tepkiyle karşılaşmazsınız. Bu işin çözülebileceği bana göre tek yol bu. Başka türlü ilişkileri ilerletmek mümkün olmuyor maalesef. Çünkü çocukların yani had bilme durumu... Ama orada tutarlılık önemli galiba. Yani çocuğa evet. Tutarlı bir imaj sunuyor olmalıyım. Evet, yani siz bir şey söylüyorsanız... Yayın biraz ağırlaştı galiba. Evet. Beni duyabiliyor musunuz şimdi? Şimdi duyuyorum. Yani orada tutarlı bir imaj vermek önemli değil mi? Hani bir çerçeve çizip hangi durumlarda nasıl destekleyebileceğiyle ilgili beklentilerini oluşturup o beklentileri makul bir seviyede oluşturup sonra da o beklentileri karşılıyor olmamız ve tutarlı karşılıyor olmamız gerekli. Evet, zaten beklentiyi karşılamazsanız bu yaptığınız şey ikinci bir deneyimde asla işe yaramaz. Size inanmaz ve güvenmezse o zaman sürekli aynı şey devam ediyor. Bumerang gibi o size gelecek, siz göndereceksiniz. 5-10 dakika sonra yine aynı şeyi yaşayacaksınız da döner. Onun için karşılıklı olarak anlayışlı olmayı ve şartlara uyum sağlamayı baştan göstermek ve bu konuda hem kendimizi hem çocuğumuzu eğitmek lazım. Bu bana göre çok zor bir şey değil. Yani çocuklara eğer bu mesajı verirseniz ve bu mesajda tutarlı olursanız çocuklar bunu özel durumların dışında çocuklar bunu gerçekten anlayıp ikna olabiliyorlar. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi yaratıcılıkla ilgili olabilir, başka konularda olabilir. Bir anne baba çocuğa aslında kendisinde olandan fazlasını da verebilir mi? Yani şunu demek istiyorum. Çocuk mesela anne babasından daha yaratıcı olabilir mi? Çocuk anne babasından daha zeki olabilir mi? Daha çalışkan olabilir mi? Ya da işte okuma algısı, okuma sevgisi daha yüksek olabilir mi? Hani şöyle bir şey olabilir belki ailelerde. Hani bende bu az var. Mesela ben bunda yeterli değilim. Çocuğuma veremiyorum, veremeyeceğim falan gibi bir endişe belki olabilir bazı ailelerde. Bu aslında çok bağlantılı değil galiba, değil mi? Yani biz ortamı sağladığımız zaman çocuğun kapasitesi ve çabası yönlenmesiyle beraber çeşitli konularda bizden daha ileriye de gitmesi mümkün olabilir gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Hani sizdeki çokça örnek görüyorsunuz tabii.
Bu örnekler üzerinden düşünecek olursanız aileler, çocukların durumu mantıklı mı söylediğim şey? Elbette çocuk her zaman bir yani bu cep telefonları gibi bence çocuklar. Bir sonraki versiyon bir önceki versiyonun her zaman daha güncellenmiş versiyonu. Bu bir araştırmada da okumuştum. Yani %6 otomatik olarak %6 gelişmişlikle genetik olarak ilerledikleri. Tabii genetikle ilgili çok fazla bir biyolojik bilgim yok ama araştırmada okuduğum bir bilgiydi bu. Dolayısıyla otomatik olarak zaten ailelerin beklentisi de daha yüksek. Yani biz yapamadık sen yap, biz olamadık sen ol gibi bir beklentiyle ilerliyor zaten işler. O noktada da çocuk beklentiyi karşılayamıyorsa aile bu sefer hırpalamaya ve zorlamaya başlıyor. O zaman da çocuğun yapacağı varsa da bir şekilde onu ortaya çıkartamıyor. Yani stres ve baskı altına girdiği zaman çocuk o beklentiyi fark ettiği ve o beklentiye cevap veremediğini hissettiyse o zaman içindeki var olan şeyi de ortaya çıkarması mümkün olmuyor gerçekten. En çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi bu. Anne babanın beklentisini çocuğa açıkça anlatırsa ve işte biz bunu yapamadık, sen bunu yaparsın, işte bir sürü sana imkan sunuyoruz, işte seni şu okullara gönderiyoruz, sana şu eğitimleri aldırıyoruz da başlayan cümleler çocuklarda gerçekten çok büyük bir şey sağlıyor, yük sağlıyor üzerinde ve o yükü taşıyamıyor çocuk. Şey gibi düşünün, işte bir hamalın üzerine ne kadar çok yüklerseniz artık eğilir eğilir, taşıyamaz duruma gelince bırakır pes eder. Ona benzetiyorum. Bazen çocuklar gözümün önünde bu şeyde ilerlediklerini görüyorum. Aileleri bu konuda çok uyarmaya gayret ediyoruz. Tutum değişikliğine sevk etmeye çalışıyoruz. Ama tabii buradaki değişikliğin de gerçekleşmesi bir süre istiyor. Gerçekten buna karar vermek ve inançlı olmak lazım. Tutumundaki hatanın farkına varıp onu düzeltici faaliyetlerde çocuğa karşı bulunmak lazım. Anne baba ne kadar... Şunu mu diyorsunuz yani? Benim çocuğumu mesela üstün zekalılarla ilgili ek ders almayla ilgili sınava soksam, oraya götürsem, arabayla götürüp getirsem, haftada iki gün, hafta sonu keman kursuna göndersem, öğleden sonra da yüzme kursuna götürsem, buralara taşısam etsem, bir zamanlar ayırsam bunun için, yaratıcılığını teşvik etmiş olmuyor muyum böyle yani? Yani öldüre de bilirsiniz çocuğunuzu. Ya tabii bir şey var, denge kurmak lazım. Şöyle şeyler de çok görüyoruz. Ben hep örnekler üzerinden gitmekten hoşlanıyorum. Bazı çocuklar gerçekten bu tempoyu, hani anne babanın hep niyeti çocuğu daha iyisini sunabilmek, birçok deneyimi yaşatabilmek. Yapacaksa şimdi yapacak, sonra zaten bizim elimizden çıkacak diye düşünüyor anne baba, ki çok da haklı bu durumda. Ben de böyle bir çocukluk geçirdim ama ben bundan çok memnundum. Benim çocukluğumda yapmadığım şey kalmadı. Gerçekten yani okula bile boş zamanlarımda gidebiliyordum, öyle söyleyebilirim. ve bundan da çok mutluluk duyuyordum. İşte koridorlarda üstümü değiştirdim bir etkinlikten başka bir etkinliğe falan ve bunun kendimi çok geliştirdiğini şimdi bu yaşlarda fark ediyorum. O dönemlerde, küçüklüğümde yaptığım şeylerde zihnimde kurduğum bağlar, o bir ağ şeklinde zihnime yerleşen ilişkiler silsilesi, sosyal etkinliklerle ya da sorumluluklarımla ilgili ilişkiler silsilesi gerçekten benim normal günlük hayatımda daha çabuk organize olabilmemi ve farklı farklı düşünebilmemi sağladı. Bunun büyük bir etkisi olduğunu biliyorum, bizzat deneyimledim çünkü. Ama bazen de şöyle oluyor, çocuğun kapasitesi, yani alabilme kapasitesinin sınırına ulaştığında, o kapasitenin üzerine çıktığımızda o zaman çocuk illallah ediyor ve eziyet haline gelmeye başlıyor. O işte fayda yerine zarar getirecek bir şey. Hem o yük anlamında, bir de seçimleri kimin yaptığı da kritik sanki. Yani hani tabii ki çocuk kendisi için tüm seçimleri yapamaz başlangıçta. Ama deneyimledikçe sevdiği şey, sevmediği şey falan olacaktır. Burada belki şey, hani proje çocuk kavramı kendi içinde yanlış olmayabilir ya da doğru olmayabilir. Hani şey olur ya, çeşitli projeler var. Kimi proje başarılı, kimi proje başarısız. Olup olmamak değil de projenin o çocuğa, o aileye, o ortama uygun olup olmadığı, oturup oturmadığı, sanki o önemli değil mi? Yani iş zorlaşıyor yine. Yani hep proje çocuk yapalım ya da proje çocuk asla yapmayalım değil de o projenin o çocuğa, ortama uygunluğu
O da böyle biraz hani artısı eksisi doğrusu yanlışı reçeteyle verilebilecek bir şey değil gibi duruyor. Değil tabii, kıyafet bedenine uygun mu onu bir tartmak lazım gerçekten. Hani bol gelebilir, dar gelebilir. Buna benzetebiliriz. Ama bunun için işte anne babanın çocuğu çok iyi tanıyabiliyor olması lazım. Çocuk her zaman her şeyi istemeyecektir. Ben de küçüklüğümde birçok şeyi sadece isteyerek yapmadım. İşte zorla yaptım ama başladıktan sonra sevdim ve bırakamadım daha sonra. Çünkü çocukların kendilerini göstermekle ilgili, işte kendilerini ortaya koymakla ilgili çekinceleri olabiliyor ve bunları anlatamayabiliyorlar. Bir başkasının bir etkinlik içerisinde onu izlemesi. Bunlar çok ufak ayrıntılar ve bizim gözden kaçırdığımız şeyler ama çocukların birçok konuda bir işe başlaması için çok önemli bir aslında adım bu. Bir başkasının bir etkinlikte kendisini izliyor olması ya da kendisiyle ilgili bir başkasının fikrinin ne olduğu, o anda onunla ilgili ne düşünüyor oldukları çocukları gerçekten birçok şey yapmaktan alıkoyan bir etken. Onun için bunun biraz farkında olmak lazım. Bunun farkında olabilmek için de çocukla yakıyla zaman geçirmek ve çocuk için çok iyi bir gözlemci olmak lazım. Bence çocuk eğitiminde çok büyük bir payı anne babanın ve eğitimcilerin taşıması gereken özelliklerden çok büyük bir kısmını iyi bir gözlemci olmak kaplıyor. Yani bu iyi bir gözlemci olmaktan kastım ne, işte çocuğun her anını gözetleyip de ne yapıyor yapmak değil. Yaptıklarından karakteriyle ilgili ilgi, ihtiyaç ve istekleriyle ilgili çıkarımlar yapabilmek ve bu çıkarımlar doğrultusunda bir, işte madem bir proje, projenizi ona göre ilerletebilmek aslına bakarsanız. Çocukların proje olduğu ile ilgili, hani proje olması gerektiği ile ilgili bir şeyim yok, benim takıntım yok. Yani şöyle, her anne baba çocuğunun çok iyi yetişmesini, iyi imkanlara sahip olmasını, güzel bir kendisi, güzel bir gelecek beklemesini elbette ister. Yani aklı başında hiçbir anne baba da sadece akışa bırakmaz çocuğunu. Mutlaka müdahale edeceği yerler vardır. Ama gerçek bir proje olarak düşünüyorsanız, her anını planlıyorsanız, işte çocuğa bir kendine ait bir alan bırakmıyorsanız, ne bileyim hani etraftan duyduklarınızda genellikle şunlardan çok karşılaşıyorum. İşte komşunun çocuğu şuraya gidiyor, işte ne bileyim bir arkadaşımın çocuğu buraya gidiyor, çok iyi gelmiş ona falan. Böyle şeylerle gerçekten çok karşılaşıyoruz. Eğer bunlarla hareket ediyorsanız gerçek bilgilerin dışında, o zaman bu hatalı bir proje. Bu projeden vazgeçmek gerekir. Çocuğu şeyine bir girdiğiniz zaman, yani mesela önce bir anneler başlıyor, babalar başlıyor karşılaştırmaya falan. Evet. Daha çok da sanki anneler yapıyor bunu. Sonrasında ya, bu sefer haline de gelebiliyor. Hani kişi de böyle sürekli karşılaştırmak, kendini birileriyle karşılaştırmak tuzağına düşüyor. Sonra bir bakıyorsunuz iş hayatında aynı şekilde kendini karşılaştırarak ilerliyor. İşte ilişkilerinde, ailesinde, sahip olduğu işte evin kalitesinde, şurada burada falan hep böyle tatmin olmayan, sürekli birileriyle karşılaştıran, ona göre mutsuzluklar üreten kendine böyle bir, evet, bir miras kalıyor sanki oradan, o yaklaşımdan. Aynen öyle. Yani hiçbirimiz mükemmel çocuk yetiştirmenin peşinde olmamalıyız. Mükemmel çocuk, mükemmel insan diye bir tanım yok yani. Her insan hatalarıyla, yaşanmışlıklarıyla, doğrularıyla, yanlışlıklarıyla bir bütün. Bir kere çocuklarımızı böyle kabul etmek lazım. Çocukların hata yapmaya bakış açılarını genişletmek lazım. Yani hata yapma rahatlığı vermek lazım onlara. Saçmalama rahatlığı vermek lazım. Bir kere hata ile ilgili bakış açısı, tutumu nasıl çocuğun, ailenin? Bu yaratıcılığını geliştirmesinde de çok önemli bir etken aslında bakarsınız. Hatanın bir öğrenme mekanizması olduğunu anlatmak lazım çocuğa. Saçmalamanın doğru düşünceleri seçmek için alternatif yollar üretmek olduğunu göstermek lazım. Dolayısıyla hani bir kafamızda bir profil var çocuğumuzla ilgili. Çocuk eğer o profile yaklaşıyorsa, iyi yaklaşmıyorsa sorun var mantığıyla yetiştirdiğimiz zaman çocuklarımızı birçok yer eksik kalıyor ve çocukta kalıcı birçok hasar bırakmış oluyoruz. Kıyaslama da burada. Bazı olumlu özellikleri de göz ardı edebilme riskimiz var orada. Yani hani mesela belirli, tabii, özellikleri olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Belirli özelliklere hiç önem vermiyoruz. Halbuki çocuk, evet, belki de o önem verdiğimiz bazı alanlarda ilgili değil.
Ama bizim hiç düşünmediğimiz başka alanlarda çok ilgili, meraklı, yönelimli Olabilir. olabilir. Onu da kısıtlamış oluyoruz aslında. Tabii. Yani hep şöyle bir güzel örnek var. Çok da verirler, bilmiyorum. Belki karşılaşmışsınızdır. Eğer Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fethedememiş olsaydı, o zaman tarihte ne kadar büyük bir saçmalık yaptığı yazacaktı. Büyük bir başarı yaptığı değil. Halbuki eminim ki Fatih Sultan Mehmet bunu anlattığında, ya bu gemileri karadan yürütelim de işte buradan fethedelim dediğinde, birçok insan da bu da saçmalıyor aslında da hadi yapalım bakalım diye de düşünmüştür. Eğer başarılı olmasaydı, o zaman tarihteki saçmalıklar listesinde olacaktı. Böyle bir iş olur mu diyecektik. Ama başarılı olduğu için şimdi yaratıcı çözümlerle ilgili örnekler verdiğimizde bunu konuşuyoruz. Ama bu fırsatı bulmuş. Bu kişi bu fırsatı bularak gelmiş. Eğer bu fırsatı o bulmasaydı, o zaman böyle bir başarıya imza atamayacak da olacaktı. Biraz böyle bakıyorum ben meseleye. Yani hayatımızda çok fazla alternatifler var. Ve yaratıcı insanlar bu alternatifleri üretebilen zekalara, beyinlere sahiptir. Zeka demeyelim ama beyinlere sahiptir bana göre. Bu alternatifleri nasıl üretebilirsiniz? İşte böyle birçok farklı yaşam deneyimiyle, kendinize zenginlik katacak birçok farklı faaliyetle, ilham verecek ortamlara gire çıka, ilham veren insanlarla tanışarak, sohbet ederek, farklı ortamların içerisinde bulunarak yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu kadar çok yaşam deneyiminin içerisinde elbette hata yapmak da olacak, elbette saçmalamak da olacak. Bunlar önümüzdeki alternatifleri çoğaltacak seçenekler. Ve bunları yaparak alternatifler arasında doğru olanı, kendimize uygun olanı, işte ne bileyim önümüzdeki projemiz için makul olanı, hayatımızı daha iyiye çevirebilmemiz için daha iyi imkan sunanı seçme kabiliyetine sahip olacağız. Bunları da deneye yanıla yapacağız. Buna imkan vermek gerekir. Bence ailelerin dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için. Çoğu çok hata yapmaktan korkan çocuklar gerçekten. Yani Aslında birisi bana şey, küser mi? başlangıçta belki korkmuyor da, çünkü başlangıçta ateşe bir de elini uzatıyor çocuk. Aslında yani Tabii. herhangi bir şeyden çekinmeyen bir şeyde olabilirken, belki Tabii. fazlaca onu koruma kollama ile ilgili öğrettiğimiz şeyleri belki biraz dar öğretiyoruz. Kundağı sıkı sarıyoruz yani. Kundak dediğimiz sadece şey değil. Böyle fiziksel Evet, olan yaşam kundak değil. kundağını. Yani çocukları bir de sarmaladığımız psikolojik kundak var. Yani neleri yapabilirler, Evet. neleri yapamazlar falan. Onu çok dar tutarsak pek oradan yaratıcı bir şey çıkma ihtimali yok. Biraz böyle Yok. kıpraşmaya, oynamaya, denemeye, çeşitliliğe izin vermemiz gerekiyor gibi gözüküyor. İzin vermek lazım. Akışta olmasına müsaade etmek lazım. Yani her zaman planlanmış bir çevre olmaz çocuk için. Hiçbirimiz için böyle bir yaşam mümkün değil. Çocuğun akışta kalmasına, akışa göre kendini yeniden formüle etmesine, düşünmesine, düşündüğünün sonuçlarını yaşamasına, iyi sonuçlarını da kötü sonuçlarını da yaşamasına müsaade etmek lazım. Onun için anne baba hep yakın gözlemci ama bir adım geride olan kişiler olmalı, rehber olmalı. Yani parmak sallayan ve şimdi işte talimatlar verip de işte şimdi şunu yap, şimdi bu, çok karşılaşıyoruz böyle şeyler. Anne baba sürekli yapacağı şeylerle ilgili yol çiziyor. Böyle yapmalısın, öyle yapmalısın gibi. O zaman çocuğun düşünebilme melekelerini elinden alıyoruz. Bir düşünsün bakalım, bir söz söylesin, bir yapsın, bakalım nasıl yapacak. Biraz Ya da bir hata sorunla kar yapsın, sonucunu görsün, oradan yapsın. çıkarımlar yapsın kendi Tabii. kendine. Evet, aynen öyle. Arkadaşıyla sorun yaşasın, öğretmeniyle sorun yaşasın, anne babayla sorun yaşasın. Bir bakalım size nasıl gelecek bu sorun? Ya da arkadaşıyla yaşadığı sorunu nasıl çözecek? Nasıl yollardan geçecek? Ondan sonra kendi çözmeye başlasın, sonra size gelsin, sizinle sohbet etsin. O zaten gelecektir. Bir bahaneyle fikir alacaktır. Siz de anne baba olarak ona rehberlik edecek konuşmalarla o yaşadığı sorunun içinden bir süre sonra çıkmasını sağlayacaksınız. Aslında yapmak gereken şey bu. Yani onun yerine sorunu çözmek, onun yerine bir plan yapmak, o planın içerisinde çocuğu tutmak, bunlar hani yaratıcılığı öldürdüğü gibi çocuğun yaşama karşı dayanıklılığını da öldürecek aynı zamanda. Dolayısıyla annenin babanın ayrı bir hayatının olduğunu, çocuğun da ayrı bir hayatının olduğunu ama annenin babanın geri planda koruyucu mekanizma ve yönlendirici mekanizma olduğunu
düşünerek hareket etmek lazım. Her şeye müdahale olmamak gerekir yani. Çok ilginç bir örneği var. Civcivlerin yumurtadan çıkma süreciyle ilgili okumuştum. Hani o kabuğu kırmak için bir çaba sarf ediyor, uğraş sarf ediyor. Eğer ya zorlanıyor, bak hani bu kabuğu ben kırayım da rahat çıksın diye yardımcı olursanız, o zaman o kasların gelişimine engel olmuş oluyorsunuz. O stres onun için Tabii. gerekli olan bir şey. Evet. Ve bunun sonucunda da onun hani ölmese de işte belirli yönlerden eksik gelişmesine sebep olmuş oluyorsunuz. Aslında pek çok Tabii. yardımımız da biraz böyle olabiliyor, değil mi? Yani çocuğun kendi geliştirmesi gereken kasları var. Kendi zihinsel melekeleri var. Onun için zorluk yaşaması gerekli. Makul ölçeklerde Tabii. zorluklar yaşaması gerekli ki o gelişimleri olsun. Ama o zorlukları yaşatmadan biz sürekli yardımcı olursak, aslında bu yardım dediğimiz şey bir zehir haline geliyor çocuk için. Evet, aynen öyle. Yani bu işte yaşam deneyimlerinden aslında kastımız hep buydu. Çocuğun kendi başına düşünerek hareket etmesini yol açmak gerekiyor. Bana göre çocuğun zihninde anne baba ile ilgili algı şu olmalı: ben kendimi çözebilirim, çözebilmek için de denemeliyim. Ama bir şeye ihtiyacım olduğunda annem babam her zaman arkamdadır. Güvenini alması gerekir. Bence bu işin sihri, anahtarı bu. Kendine güvenini kazanabilmesi için de çocuğun kendisini çözebileceğine dair inancının olması lazım. İnanmayan insan harekete geçmez çünkü. Kendini kapatır, saklar. Çocuklarda da genellikle böyle oluyor. Yani ya da hatasını transfer eder başka bir şeye. Bunları da çok görüyoruz mesela. Aslında hatasının ne olduğunu biliyor ama hatasını bir başka kişiye, bir başka olaya, duruma transfer ederek anlatıyor. Yan yollardan gidiyor. Aile de buna ikna olabiliyor mesela. Gerçek durum, ortadaki gerçek durum bambaşka bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla çocuk o durumun üstesinden gelebilecek melekeleri geliştiremiyor. Halbuki gerçekten çocuğumuzun yaşadığı şeyle ilgili gerçek durumu kabullenip, gerçek durumu görüp ona göre bir önlem alsak, ona göre bir yol çizsek, ona göre rehberlik etsek çocuğa, o artık çocuk için sorun olmaktan çıkacak. Onu çözebileceği, aştığı bir şey olacak. Yani aslında yaratıcılığını problem çözme içinde kullanacak. Gerçek yaratıcılar aslında problem çözenlerdir bence. İyi problem çözebilme yeteneği geliştirmiş olanlardır. Dolayısıyla her bir aştığımız engel, her bir aştığımızda hem bizim iyi bir problem çözücü olabilmemize hem de sorunlara farklı açıdan bakabilme yeteneği geliştirmemize sebep olacak. Çoğu zaman içinde yaşadığımız, çocukla yetişkin de aynı şekilde, çoğu zaman içinde yaşadığımız durumlarda bir kısır döngüye giriyoruz zihinsel olarak. Yani onu düşünüyoruz, düşünüyoruz, eviririz, çeviririz, esnetiriz, oldu, olmadı. Bu bizim zihnimizi zehirleyen bir şey olur. Kaygı ve stres yaratır. Kaygı ve stresin belli bir dozu bizi çözüme yönlendirir. Hani harekete geçmemizi sağlar. Yaşamsal bir fonksiyondur ama artık bizi zehirleyen bir noktaya gelmeye başlar. O noktada işte o zihinsel döngüye bir kapı açmak lazım. O kapıyı açabilmek için de o kapıyı açabileceği tecrübeleri görmüş olması lazım çocuğun. Yani bunu yapabileceğine dair bir inancının bulunması lazım. Onunla birleştirecek, analoji yapacak. Bak, ben daha önce buna benzer bir sorun yaşadım, çözdüm. Bunu da yapabilirim, deneyebilirim gibi bir inancının gelişebilmesi için kendi kendine başardığı bir tecrübesinin olması gerekir. Buna izin vermek lazım. Bir de bazı çocuklarda böyle hani ben de bir roman yazarı olarak kurgu bir şeyler kurabilmek çok sevdiğim bir konu. Çocuklarda bazen bu yetenek böyle oyun kurar gibi, yani nasıl ki oyunda oyuncaklara bir takım kişilikler atfedip onların arasında olaylar yaratması falan gibi, gerçek hayatla ilgili konularda da böyle hikayeler anlatma ama bunun da yalan olarak yorumlanması gibi durumlar olabiliyor sanki, değil mi? Belirli yaş Olabilir. böyle. Çocuk aslında Olabilir. hikayecilikle beraber devam ediyor bir şeylere. O oyun oynamaya devam ediyor. Ama aile bunu yalan söylemek olarak algılıyor falan. Onu kısıtlamayla ilgili şeyler olabiliyor. Bu yöne ne dersiniz? Oradaki yani kurgu bir yaşam kurabilmesi, bir şeyler uydurabilmesi aslında bir nevi yaratıcılık. Bir de ama reel gerçekler var. Ona uymayan durumlarla ilgili çok katı çocuğu kısıtlarsak orada aslında yaratıcı yönünde engel olmuş oluyoruz. Ama bir yandan ucu bucağı açık bırakırsak eğer, hani gerçek hayattaki yani normalde öyle algılaması gereken bir şeyi
bambaşka bir şekilde sunabiliyor. İşte bir şey kırılmış mesela, evet, oyuncak onu kırdı falan gibi. Orada nasıl bir denge kurmak gerekir? Yani bu tür durumlarda çocuklara doğru soruları sormak lazım. Hani işin çok kontrolden çıkmasına izin vermeden, hani böyle çok böyle yalana da çevirmeden doğru sorularla yönlendirmek lazım. İşte belki hani aslında şöyle de oluyor Mustafa Bey, çocukların dil ve ifade becerileri tam olarak gelişmediği için yaşlarıyla bağlantılı olarak aslında söylemek istediği şey, düşündüğü şeyle tutmuyor birbirini. Hani orada hem hayal gücü işin içine giriyor, hem de yalan söylemek istemese bile söylediği şeylerle, düşündüğü şeylerle ya da yaşadığı, aktarmak istediği şeylerle, ifade ettiği şeyler, seçtiği kelimelerle birlikte farklı bir yola giriyor. O zaman da onu dönüştüremiyor. İşte bunu fark ettiğinde anne baba doğru sorular sorarak aslında olay örgüsünü doğru şekilde yönlendirebilir. Bu aynı zamanda çocuğun kendini doğru ifade edebilmesi için de bir araç. Bizler bunu eğitimciler olarak fark edip yapabiliyoruz. Yani o soruları, hangi soruları sormamız gerektiğini o esnada çocukları iyi tanıdığımız için yapabiliyoruz. Ama anne baba eğer akışa kapılıp da o hikayenin peşinden giderse, o zaman orada gerçekten bazı işler çıkmaza girebiliyor. Hem anne baba ya da anne çocuk ilişkisinde, baba çocuk ilişkisinde sorun yaşanabiliyor. Hem gereksiz ithamlar olabiliyor, hem de çözülebilecek bir soruyken daha karmaşık hale gelebiliyor. Dolayısıyla hani çocuğun anlattığı hikayede uymayan parçalar vardır. Ya da aklınıza takılan yerler vardır. Onunla ilgili ha böyle mi oldu peki falan gibi değil, onunla ilgili hani yönlendirici sorular sormak ve hani sohbet eder gibi onu yönlendirmek, doğruyu, daha doğruyu anlatmasını yönlendirmek ailelerin yapacağı bir tanesi. Yoksa işler karışıyor birazcık gerçekten. Yayın durdu gene. Evet, zaten saatimiz de yayın durdu galiba, beni duyabiliyor musunuz? Şimdi tekrar düzeldi zannediyorum. Şöyle bir özetlersek ne öneririz ailelere temelde bu başlık altında? İsterseniz birkaç dakikalık bir özetle tamamlayalım. Buyurun. Yine bitti mi yine? Ben bu saati hiç fark edemiyorum gerçekten. Yani şöyle, bir kere yaratıcılığını geliştirmek istediğimiz, geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz çocuklar için anne babanın yapacağı rehberlikler neler olabilir? Bahsettiğimiz gibi farklı yaşam deneyimlerinin içerisinde tutabilmek olmalı. Çocukları hayatlarına katacakları yeni kelimelerle daha zengin düşünebilme, daha farklı yollardan kendini ifade edebilme becerisine katkıda bulunmak lazım. Çocuğun merakını ve sebat duygusunu canlı tutmak lazım. Yani sorduğu sorulara karşı birazcık daha tahammüllü ve cevabını bilmiyorsanız gerçekten bilmediğinizi ifade edip araştırmaya sevk edebilirsiniz ya da beraber araştırabilirsiniz. Yaratıcılıkta önemli bir unsur bu ve zihinsel esneklik kazanmasına sebep olmak lazım. Yani bir düşünceyi, bir durumu, bir gerçeği farklı yollardan bakabilmek için açık uçlu sorular sormak lazım mesela. Ya da kendinizi de biraz bu konuda eğiterek yaşadığınız bir duruma, bir soruna karşı bakış açınızı farklı farklı çözümlere odaklayabilirseniz ve çocuğunuz bunlara şahit olursa zaten sizin yaşadıklarınızdan tecrübe ederek o da bir çıkarımda bulunacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında çocuklarımıza tasarlayabilecekleri, hani renkli bir dünya yaratabilecekleri imkanlar sunmak lazım. Mesela kendi yaşam alanlarını, kendi odalarını, hep bahsettiğim bir okuma köşesi vardı mesela, biliyorsunuz. İşte o okuma köşesini kendi zevkine göre tasarlayabilecekleri bir ortam, ilham veren bir ortam yaratmak lazım. Bunu nasıl yaratabilirsiniz? Hadi sen burayı süsle gibi ya da hadi sen burayı dekore gibi değil de farklı ortamları gösterebilirsiniz. Bunun için internet de sizin elinizde büyük bir kaynak. İlla bir yere gitmeniz gerekmiyor eğer imkanınız yoksa. Tasarlanmış değişik mimari örnekleri gösterebilirsiniz, dekorasyon örneklerini gösterebilirsiniz. Ben bunlarla ilgili çok sonuç alıyorum çünkü ilham veren yerler oluyor çocuklara. Çocuklar o alanların içerisinde kendi başlarına kalıp yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir buluyorlar, olanak buluyorlar ve orada daha çok düşünebilme için zaman ayırıyorlar.
Çünkü çocuklar sürekli bir meşguliyetten hoşlanır. O meşguliyetin içerisinde tutabileceğimiz ortamlar çocukların yaratıcılığını tetikler, ateşler. Bunun dışında biraz da sıkılmasına müsaade etmek lazım. Yani yaratıcılık zordan doğar diye konuşuyoruz ya, sıkıldığında bir bakalım sıkılınca kendini oyalamak için ne Ne buluyor, yapabiliyor? ne yapabiliyor? Bu da hani onun üzerinde düşünmesi için, yapacağı işlerin üzerinde düşünmesi için bu da aslında yöntemlerden bir tanesi. Bizler biliyorsunuz sokaktan gelmeyen çocuklardık. Hep sokakta oynardık, sıkılmaya vakit bile bulamazdık. Sıkıldığımızda da bir şey üretirdik. Bizler o açıdan şanslı çocuklardık aslında bakarsanız. Şimdi de işte çocuklara bu şeyleri, hani imkanları yaratabilecek ortamlarda tutabilirsek, özellikle dışarıda, doğanın içerisinde kendi kendilerine keşfedebilecekleri ortamların içerisinde tutabilirsek, bu da onların hani yaratıcılıklarının, kişisel gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir unsur olacak bence. Bir önemli konu daha var. Ben yine geçen sohbette bahsetmiştim ama yine yeteri kadar zaman ayıramadım. Şimdi de yeteri kadar zaman ayıramadım. Ben belki bir başka yayını sadece bunun üzerinde yapabiliriz. Çocukların anda kalmasıyla ilgili ciddi sorunlarının olduğunu gözlemliyorum. Çünkü çok fazla uyarına tabi tutuldukları bir ortamdalar. Anda kalmakla ilgili anda kalmayı becerecek, geliştirecek şeyler sunmak lazım. Alternatifler sunmak lazım. Onu biraz öğretmek lazım çocuklara. Çünkü kendi başlarına gerçekten bunu beceremiyorlar. Bunu bir başka oturup isterseniz gerçekten ele alalım. Çünkü zaten Evet. ebeveynler için bile bir sorun yani anda kalabilmek. Evet. O uyaran bolluğu çocukların yanı sıra bizler için de problem olan bir şey. Onu daha Evet. geniş olarak dilerseniz başlığı direkt o konu olarak yaparak şey yapabiliriz, geniş konuşabiliriz. Ben de son dakikalarımız şeyi vurgulayayım. Hani biz geçmişin ürünüyüz aslında ebeveynler olarak. Çocuklarsa yarını yaratacak olanlar. Dolayısıyla burada arada bir köprü durumumuz var. Yani bir yandan geçmişten onlara aktarılması gereken deneyimleri aktarmamız gerekiyor. Onlardan kullanabileceklerini, faydalı olanları almaları, alabilmeleri önemli. Kendi kültürümüzle onları kültürleyemezsek o zaman yani bir heybelerini eksik bırakmış oluruz, malzemeleri eksik kalmış olur. Ama öte yandan bunu alıp direkt uygulamayacaklar. Alıp dönüştürecekler, değiştirecekler ve kendi geleceklerini yaratacaklar. Dolayısıyla hem bir verme sorumluluğumuz, aktarma sorumluluğumuz ama bir yandan da özgürce oradan yaratmaya devam etmesini sağlama, ona imkan bırakma sorumluluğumuz da var gibi gözüküyor. Umarım aradaki dengeyi doğru bir şekilde kurabiliriz. Bir şekilde denge bulunur. Yüzyıllar boyunca hayat böyle ilerlediğine göre herhalde bizim çocuklarımız da o Şekilde. aradaki dengeyi yakalayabilecekler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler katılımınız için. Teşekkür ederim. Katılımcılarımız, izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar, Görüşmek iyi hafta üzere. sonları. Sizlere de çok teşekkürler.